Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Gebze'de özel elektrik fabrikasında işten çıkartılan metal işçisi Yusuf Çakır. Bu hafta daha evvelden de duyurduğumuz konuğumuz. Tekrardan hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ve hemen sıcağı sıcağına gelişmeleri sizden dinleyelim istiyoruz. Yusuf Bey, ne zaman işten çıkartıldınız özel elektrik fabrikasında? Şu anda 27'sinde, 7. ay 27'sinde tekrar iş aktifimiz 10 arkadaşla beraber feshedildi. Feshedilme sebebimiz de maaşlarda işte onun haricinde aldığımız ek ücretlerde sigorta yansıtmamasının sebebi, yani fazla mesaide sigorta yansıtmaması artı bu pandemi sürecinde bütün firmalar boştayken bizim işlerimizin çok iyi olması, işverenimizin işte ayda bir sefer toplanıp bak bizim işlerimiz çok mükemmel, hani buna şükür edin babında, hani tam bunu söylemedi ama bunu dillendirecek şekilde bunu söylemesi, hani biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Emek gücümüzün karşılığını istiyoruz. Hak ettiğimiz şeyleri istiyoruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz hani yatırmadığı mesai ücretlerimizin karşılığında ben ve arkadaşlar olarak, işçi sınıf olarak zarar ediyoruz. Yarın emekliliğe bağlanma oranlarımızda ciddi düşük kayıplarımız oluyor. Devletin burada büyük kayıpları oluyor. İşte sigorta ne diyoruz? SSK işte karşılayamıyor. İşte Avrupa ölçeklerini baz alınıyor. Biz fazla bir şey istemiyoruz yani. Herkes disiplini, gereğini ne yapabiliyorsa onun karşılığını almak istiyor. Artık yani iş yeri düzensizliği var. Onun karşılığında iş sağlığı, iş güvenliğinde büyük eksiklikler var. Ben mesela kendim boyacıyım. Evet, orada bir sistem var ama sistem iş görmüyor. Tamamen işçilerin inisiyatifine kalmış bir şekilde devam ediyor. Oturuyoruz konuşuyoruz işte hani sendikadan dolayı, sendikalaşmamızdan dolayı işte fesh edildi. Neden böyle bir şeye giriyorsun? Ben batarım. Kimse batmıyor yani işçiye vermekle. Bugün işçiye vermedin o cüzi ücretleri bugün iş yerimizde fabrikanın özel güvenlik elemanını ona çıkarttı. Bir tane arkadaş orada kalıyordu, ona çıkarttı. Bir tane özel koruma tuttu. Şimdi bunları hesap ettiğin zaman da Bunların demek ki sen sebebi nedir Yusuf Bey? Fabrikaya tamamen yönelik bir güvenlik tehdidi mi var? evet tamamen hani bizi kavgacı, emek arayanları kavgacı, tamamen işçi sınıfını farklı gözle bakan ya bir yapı içerisinde korkmanın bir anlamı yok. Kavganın bir anlamı yok. Evet ben bunu hakkımı arıyorum ama yasalar çerçevesinde arıyorum. Sen oraya yığarak bir şey elde edemezsin. Şu anda iş yerinde evet işçi Yani arkadaşlarım da kendi işçisine, kendi çalışanlarına karşı emniyet tedbiri alan bir fabrika yönetiminden bahsediyoruz. evet. Hani bu bizi gördükçe üzüyor yani. İşin açıkçası. Şu anda iş yerimizde çalışan arkadaşlarımız baskı var. İşte sendikanızdan istifa edin. Şu anda yeni izne çıkarttığı arkadaşlar var. Şimdi hani ben bu insanları işte çıkarttım 10 kişiyi, kalanları da bir eleme yaparım. Bunun derdinde işler şu anda gerçekten iş yerimizde çok güzel işler var. Güzel işler almıştı zamanında. Buna rağmen işi çıkartıyor. Buna rağmen arkadaşlar izine çıkartıyor. Neden? İşte hak arayan insanları biz bireysel olarak bir şey yapamayız. Ben belki bireysel olarak çözebilirim ama öbür arkadaş çözemez. Bunu çözebilmemiz için bizim sendikalaşmamız lazım. İşçi sınıfının sendikalaşmaktan başka çaresi yok. İşçi sınıfı sendikallaşmayla hak alabilir. İstediği yani insanca yaşayabilecek olduğu bir hak alabilir. Bizim derdimiz evimize bir lokma ekmeğin daha fazla girmesi. Çoluk çocuğumuzun
Evet, belki üst sınıf kademede değil ama belli bir şekilde kendini ifade edebilecek işte okullarda eğitimini alması. Biz bunların peşindeyiz. Fazla bir şey istemiyoruz. Bizim istediklerimiz afaki bir şey değil. Yani şu anda Türkiye'de ölçeklerinde işte 4 ikramiye işte izin ne aldığın zaman da işte mesela benim geçen cenazem oldu. Hani cenazeye gittiğin zaman da bile şunu söylüyorlar. İşte senin ne kadar yakın derecendir. Hani uzak mesafe gidiyorsan bile hani bazı konuları net olarak anlaşamıyoruz. Yani ama sendika olduğu bir yerde sınırlar belli olur. Mesela ben işverene şunu söyledim. Neden sendikadan korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Sendikanın olduğu bir yerde disiplin olur. Bu disiplin seni sağlayamadan disiplin sendika sayesinde de sağlanabilir. Kurumsallaşırsın. Daha iyi büyürsün. Kazancın daha iyi olur. Hayır dedi yani. Ben dedi sendikayı istemiyorum. Sebep? Şu anda evet mesela bu sendikayı istemiyor ama başka bir sendika isteyebiliyor. Bizim üye olduğumuz sendika değil ama işte başka bir sendika isteyebiliyor. Sebep? Orada ben sebebini biliyorum. Benim gibi birçok arkadaş biliyor ama birçok arkadaş da bilmiyor. Hani işveren istediği sendikayı getiriyorsa oraya orada bir sendikalaşma olmuyor aslında. Yani bizim hakkımız gasp ediliyor. Türkiye'de birçok insan emeğinin karşılığını alamıyor. Maalesef kanunlarımız da burada birçok kez işverenden yana. Şu anda bizi çıkarttığı şeyler başka türlü çıkartamıyor. Bir arkadaşımıza mesela yüz kızartıcı şeyler hakaret edecek şekilde yani. Bunlar hoş bir şey değil. Artık bizi işten çıkartırken çağırıyor, oturalım konuşalım diyor. Ondan sonra işte şu arkadaşın işine son verdin diyor. Siz şu arkadaşın işine son veremezsiniz. Sen gerçek bir neden göstermek zorundasın. Benim bu iş yerinde çalışıyorum. Performansım mı düşük? Biriyle kavga mı ettim? Hakaret mi ettim? Yok. Bunları zaten önceden böyle bir şey yapıyor olsaydım 10 arkadaşlar değil bir arkadaş çıkardı. Tespit ederdin. Böyle yönlendi çıkartırdın. Artı hiçbir taşkınlığımız yok. Bundan dolayı işten çıkartıyorsun. Artık kolluk kuvvetleriyle beraber çıkartıyorsun. Kolluk kuvvetleriyle neden Evet. çıkartıyorsunuz? Kolluk kuvvetleriyle Evet. çıkartacak bir durumda söz konusu değil. Tamamen kolluk kuvvetlerinde kullanaraktan yasa dışı. Yani biz çıkış yapıyorsun artı benim muhatabım kolluk kuvvetleri değil. Hani şöyle de bir şey söyleyeyim. Ceza alırsın hakim senin cezanı karşısına okur. Der ki şu sebeplerden dolayı size şu kadar ceza kestim. Bize bunu da söylemiyorlar. Tamam kolluk kuvvetlerinin üzerinden iş yapmaya çalışıyorlar. Aslında yasalarımızın da tekrar bir gözden geçirilmesi lazım. Biz işçi kesimi, emekçi kesimi bu ülkenin de katma değerler yaratıyoruz. Ekonomiye katma değerler katıyoruz. Bunun karşısında çok fazla bir şey istemiyoruz. İnsanca yaşayabilecek olduğumuz haklar istiyoruz. İşverene verilen bu tavizlerin avaki olduğunu düşünüyorum. Çok avaki. Her şeyin işverenin iki dudağın arasında gelişiyor. Böyle bir şey olmaması lazım şu yaşadığımız dünya ölçeklerinde. Hepimiz insanız. Bunun bilincinde hareket etmemiz lazım. Yasaları o zaman otursunlar, işverenlerle çıkarsınlar. O zaman işveren yönetsin bu ülkeyi. Dünyayı zaten hani belli bir ölçekte evet yönetiyorlar ama evet, burada da bir insan grubu var yani. Bunlar da başka bir yerden gelmedi. Bunlar da etten, kemikten yaratıldı. Onların da işte duyguları var. Burada evet bu yasaları yapan büyüklerimize de büyük görevler düşüyor. Devlet yetkililerimize tekrar bunları bir gözden geçirmeliler. İşçi sınıfının tazminatlarına değil, önce bu yasaların işçi sınıfının haklarını koruyacak. Evet biliyoruz sendikalaşma bir anayasa hakkımızdır. Ama geldiğimiz şu noktada kolluk kuvvetleriyle bu hakkımızı aradığımız için kolluk kuvvetleriyle biz kapının önünde koyuluyoruz. Ve bizim karşımıza da
güvenlik güçleri çıkartılarak ve belini göstererek biz bunlara maruz kalıyoruz. Evet, kavgadan hoşlanmıyoruz, kavga istemiyoruz. Adaletin önünde haklarımızı aramak istiyoruz. Bunu da işverenler, bunu da bu işverenlere bu tavizi veren siyasilerimiz, meclisimiz tekrar bir gözden geçirmeli. Bu bizim sesimizi, bize bu kanal sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz ama birçok insan sesini duyuramıyor. Birçok insan, küçük daha ölçekli firmalarda çalışan arkadaşlarımız da var, işçi sınıfı kardeşlerimiz var. Onlar da mesela bu hakların hiçbirinden bir haberdar değil. Evet, yaşadığımız süreç böyle bir zorlu bir süreç. Sonuna kadar evet direneceğiz. Bunun karşılığında da her şeyin bir karşılığı bedeli vardır. Biz 10 kişi olarak evet bu bedeli ödüyoruz. Maalesef sistemin getirdiği bir bedel bu. Bayramda benim çocuğumun gözyaşlarını ben nasıl anlatayım? Hak etmiş olduğumuz maaşımızı, fazla mesai ücretimizi ödemeden çıkarttı bize. Kolluk kuvvetlerinin sayesinde kullanaraktan bunu anlatmamıza rağmen sanki bir kavgacı zihniyetmişiz gibi bizi kapının önünü gösteriyor. Karta bastırmıyor. Kartı bozuyor işveren bilerek. Yusuf Bey, biraz da hikayenin başına gidelim. Ne kadardır özel elektrik fabrikasında çalışıyorsunuz ve bu fabrikada ne üretiliyor, ne iş yapıyorsunuz? Özel elektrik fabrikasına ben 2014 yılında girdim. Biz jeneratör kabinleri üretiyoruz. Büyük ölçekli, küçük ölçekli makineler üretiyoruz. Jeneratör makineleri. Yani kabin olarak düşünün. İş yerimizde evet orta sınıf bir ölçekli firma ama Kaç bizim kişi hiç boş çalışıyor fabrikanızda? kaç kişi çalışıyor? 54 kişi çalışıyor. Ben bu firmaya girdiğimde yaklaşık 75 kişiyi de gördük o dönemlerde. Biz 75 kişiyle beraber 80 adet ve 85 adet ortalama tempoyla çalışıyorduk. Şu andaki sayımız daha az olmasına rağmen 45-50 civarında olmasına rağmen şu anda 120-150, yani ortalama 130'a falan geliyor. Bu afaki değil, bunlar kayıtlı şeyler. Benim bu konuştuğum şey, Ürettiğiniz cihaz sayısı mı oluyor bunlar? evet, yani insan emek gücü azalmış ama Ama iş üretim neredeyse iki katına çıkmış. zaman tavan yapmış yani. Yarı yarıya tavan yapmış şekilde. İhracat yapan bir firma mı çalıştığınız fabrika? Evet, 30 Avrupa ülkesine ihracat yapan firmayız. İşlerimiz o derecede iyiydi. Ama tamamen işverenin işçiye bakışı fazla kazanmasın, 3 kuruş daha bana mecbur kalsın mantığıyla. Ülkemizde de maalesef genelde sadece bizim işverenimizle kaynaklı da değil bu. Ülkemizin hani bütün işverenleri de koymuyorum. Bunların içerisinde gerçekten işçinin yanında olan, işçisinin hakkını veren, fazla fazla veren işverenler de var. Tamamen bizim gibi olan yerlerde tamamen 3 kuruşa muhtaç edip işte mesaiyle beraber iş temposunu yürütüp fazla maaş almasın bu insanlar ama mesaiye mecbur kalsın. Tamamen yorgun bir tempoda, hızlı bir tempoda böyle çalışılıyor. Önce şöyle anlatayım ben kısacası. Ayın 5'inde maaşımızı alıyoruz. Ayın 20'sinde avansımızı alıyoruz. Ayın 20'sindeki avansı yaklaşık 1,5 sene önce kaldırdı. Yaptığımız mesai ücretlerini ayın 20'sinde mesai olarak aldık. Bir zaman böyle devam etti. Sonra bu fazla mesai ücreti ayın 20'sinde değil de ayın 27'si, 30'u gibi hep deniyor böyle. Hani işçi ses çıkarırsa evet öne çekecek. Çıkarmazsa nabız yoklar gibi. İşte bir ay ayın 20'sinde yatırırsa 2 ay ayın 27'sinde veya bir sonraki ayın maaşına bırakıyor. Bir seneden beri 1,5 sene bu şekilde devam ediyor. Biz evet iş yerinde
Yaklaşan işte bu emeklilik şartları da zaten biliyorsun çok yaşla ilgili sıkıntılarımız da var. Ama tabii bu işverenle alakalı bir şey değil. Bizim hak edişimiz fazla mesai ücretimiz yani SSK'ya yatırılsın, BODRE işlensin, buradan biz zarar görmeyelim. Yarın emekli olduğumuz zaman da bunlar ciddi rakamlar yansıyor bize. Yatırılmasa bunlar biz ciddi zararlar çekiyoruz. Bunun karşılığında devletimiz de SSK'mız da zarar ediyor. Kayıt dışı olmuş oluyor. Burada bir kaçak var sonuçta. Birçok yerde var bu kaçak aslında. Bu ülkemizin gelmiş olduğu noktalardan bir tanesi ne yazık ki. Şöyle bir şey mesela ben işveren vekiliyle bunu da bir arkadaşla beraber konuştuk. Şu fazla mesaiden yatırmadığı fazla mesaiden ayda 18 bin lira kârda olduğunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Hiç yani bize şey yapmadan hani bunun abire tabirle hani yüzü kızarmadan SGK prim bunu kaçakçılığından bahsediyoruz aslında çok dayanıklı bir yani şekilde. biz bu şirketin aylık fazla mesai ücretini SSK'ya bildirmediğimiz zaman da 18 bin lira artımız oluyor diyor. Evet. İşte, Yusuf evet, Bey başka peki bir konu. karantina dönemini nasıl geçirdiniz? Karantina döneminde fabrikanızda çalışma koşulları nasıldı? İşe ara verildi mi? Kimi ihracat yapan fabrikalarda tedarik zincirinden kaynaklı böyle tedbirler oldu. İşe ara verildiyse kısa çalışma ödeneğinden mi yararlandınız yoksa bu tempo COVID-19 pandemisi altında aynen böyle devam mı etti? Malum salgın ilk olduğu dönemde bizim işlerimiz yoğun devam ediyordu. Fazla mesai olarak devam ediyordu. Evet bir panikleme havası oldu. İlk 10 gün veya en fazla 15 gün, 16 gün olmadı. 16. gün biz tekrar hiç pandemi yokmuşçasına fazla mesai olarak da işimizi yoğun bir tempoda devam ettik. Sıkıntımız bizim tek hak ettiğimiz bizi insan onuru gibi yaşayacağımız ücretleri talep ettiğimizde sen evet burada çok güzel para kazanıyorsun. Allah daha çok versin ama bizim emeğimizin karşılığını ver bize. Bizim hak ettiğimiz şeyleri gasp yani kesme bunları. Biz fazla bir şey istemedik. Bunun karşılığında olmaz dedi. Biz evet iki arkadaş çıktık bu konuda. Evet, kesinlikle fabrikanın haberi olmasın. Siz iki arkadaş sizin yapmış olduğunuz mesailer sizin SSK'nıza yansıyacak denildi. Evet, bak ne güzel buna yansıyabiliyor. Bunu öğrendikten sonra zaten bir sendikalaşma süreci başladı. Bunu bana veriyorsun, o zaman öbür arkadaşlarıma neden vermiyorsun? Onların sesi çıkmadığı için vermiyorsun. Onların hakkını arayamadığım için vermiyorsun. Onun ailesi yok mu? Onun çoluk çocuğu yok mu? Diyelim ki genç arkadaş da olabilir. Hiç fark etmez. Yarın onlar ya haktır yani bir şekilde. Herkes Siz aslında kendinize değil herkese hak istediğiniz için bir evet. şekilde bu süreçten. Bizim niyetimiz oydu yani. Şimdi bir arkadaşla beraber biz evet bunu dile getirebildik. Diğerleri evet bunu dile getiremiyordu. Biz hani ne derler? Nabız mı yoklar derler. Şapkurnazlı değil de yani nabız mı yoklanır? Evet bu veriliyormuş. Eğer bu veriliyorsa burada diğer arkadaşların da hakkı bu. Sadece bana vermekle bu iş bitmiyor. Eğer ben bunu alıyorsam bunu da ben bilip de öbür arkadaşlarımın da bilmediği bir ortamda beraber çalışıyorsak ben o arkadaşlarıma ihanet ediyorumdur. Yani işçi sınıfı yani işçi arkadaşlar birçok şeyde dayanışma sağlayamıyor. Aslında biz kendi kendimize yapıyoruz birçok nedenleri. Biz biraz daha mantıklı hareket edebilsek, biraz daha cesur, korkmadan yürüyebilsek birçok şeyi kendimiz halledeceğiz. Yani hani bir laf var ya işte hak verilmez alınır. Evet gerçekten bizim ülkemizde bu böyle maalesef. Keşke böyle olmasa yasalarımızı çıkartan Peki mecliste Yusuf evet. Bey, şunu sormak istiyorum. Bu işten çıkarma yaşandığında yaklaşık 55 kişi çalışıyor demiştiniz. Ne kadarı Evet. sendikalaşmıştı? Barajı geçebilmiş miydiniz iş yerinde? 41 kişi sendika üyeliğimizi yaptık. Tabii işveren her zaman olduğu gibi işçi sınıfından
aldı derken aklını çeldiği arkadaşlarımız var. İşte bize ihanet diyorum ona maalesef. Üzülerek diyorum. İhanet diyorum. Çünkü kendi sırt sırta verdiği arkadaşına ihanettir. Arkadaşının cebinden illaki para çalmak da olmuyor bu işler. Almakla. Bu maalesef evine fazladan götüreceği, hatta onun da hakkını savunacağı arkadaşının yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı biz işveren bunu öğrendi. Öğrendikten sonra iki arkadaşımızın işine son vermek istedi. Müdüre kesinlikle bu iki arkadaş cumartesi mesai gelecektik. Kesinlikle bu iki arkadaş mesai gelmeyecek. Bunun çıkışını ver. Ama tabii hafta sonu cumartesi bunu yapamadılar. Bunu yapamayınca da tabii biraz daha saldırganlaştırdılar. Biz de o sürede tabii öğrendik yakalandığımızı. Zaten yapacak diye bir şey kalmadı. Biz açıktan sendikalaşma sürecimizi tamamladık. 41 kişiye ulaştık. Götürdük. Dedik ki sendikamız evet 41 kişiye ulaştık. Onlar da yasal süreci başlattılar. Bunu öğrendi patron tekrar bu sayıya ulaştığımızı. Bizi sabahleyin kartta servisindeki insanları herkes içeriye aldı ama kartı bastırmadı. O düzeni bozdu. Neden böyle olduğunu düşünüyoruz? Gözde gördük şöyle bir şey. Tekrar bunun yasal olmadığını fark ettikten sonra bizi işbaşı yaptırdı ama karta basma şansımız kalmadı. Bozduğu için işte arkadaşlar yapmaya çalıştı, yapamadı. İmza atın dedi. Sen bu imzayı bize attırırsan biz karta basmadığımız sürece zaten böyle bir süreç yaşıyor. O imza şeyini yırtarsın. Ondan sonra kapının önüne koyarsın. Dolayısıyla size aslında işe gelmemiş gibi göstermeye yönelik bir tedbir alındığını düşünüyorsunuz. Evet, zaten bunu kolluk Peki Yusuf Bey, aslında yani 41 kişiden 10 kişi çıkarıldınız siz özel elektrik fabrikasında ama içeride hala sendikalı, Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü 31 arkadaşınız var. Evet. Bu arkadaşlarımız aslında hala iş yerinin %50'sinden fazla örgütlüler, evet. Aritmetik olarak doğru mu anlıyorum? Evet, doğrudur ama şöyle bir durum yaşandı. İçeride müthiş baskılar var. Patron tarafından, patronun müdürleri tarafından, ustabaşı tarafından. Dört arkadaşımızın istifa ettiğini maalesef öğrendik. Ne yazık üzücüdür ama maalesef dört arkadaşımız baskılara dayanamadı ve istifa ettirildi. Ve bu baskılar şu anda da devam ediyor. Kaybedilmiş mi oldu? Evet, şu anda bu arkadaşlar, kalan arkadaşlara da işte tekrardan bu baskılar devam ediyor. Ama bu baskılar bizim arkadaşlarımızı düşüncesini değiştirmemesi lazım. Bunun sonunda biz kazanacağız. Hakkımızın karşılığını alacağız. Yasaların çerçevesinde bunların karşılığı mutlaka olacaktır. Arkadaşlarımız, şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız bunu iyi dinlesinler. Bu apaki bir şey değil. Bunlar yaşanmışlarımız var. Bizim gerçeklerimiz var. Kesinlikle geri adım atmamalılar. Hakkına sahip olmalılar. Hakkı derken çoluk çocuğunun rızkına sahip çıkmaları gerekiyor. İşverenin hiçbir zamanda adam olamaz kimse. İşverenin senin işi bittiği zaman kapının önüne koyar seni. İşveren şöyle bizimle şunu da pazarlık yaptı. Dört arkadaşla beraber sendikayı boş verin, size ayda işte 250 TL civarında aidat kesiliyor, ben bu parayı size vereyim, ondan sonra anlaşalım, artı bir maaş prim vereyim, anlaşalım, hani bunlar yoktu eskiden, vermiyordunuz, şimdi neye göre veriyorsunuz? Artı ben derim bu süreç diyelim ki böyle bir şey yaşandı, yarın bu pandemi süreci bittikten sonra sen bu çıkışları yapacaksın, bu insanları kovacaksın dediğimde evet anlaşalım diyor. İşte 3 sene, 5 sene ben diyor anlaşıyorum diyor. Ya bunlar demek ki olabiliyormuş. Bunlar verilebiliyormuş. Biz sizden fazla istemedik ki. İş gücümüzün karşılığında insanca sadece ücretleri istedik.
Çoğu arkadaşımıza mesela 50 lira zam yapıyor. Senede bir zam alıyoruz. 50 lira 100 lira. Bu kadar komik bir şey olabilir mi? Her şey %100, %200 zamlanmışken sen tutup da bu insana o psikolojiyle beraber o kafa dağınıklığıyla beraber onu eve gönderiyorsun. O insan diyor ki eşini zam aldın mı dediği zaman da evet ben zam aldım. Kaç para zam aldın? 50 lira zam aldım. 100 lira zam aldım. Bu insan psikolojisini düşünebiliyor musun? O insanın ailesinin yaşadığı sıkıntıları düşünebiliyor musunuz? O çocuğunun suratına bakarken belki çocuğu diyecek ki baba sen 100 liralık adam mısın belki de. 150 liralık adam mısın diyecek. Onun yaşamış olduğu bu Evet. psikoloji bu hayatındaki kalan süreci de etkileyecek. Ama bizim yasalarımızı yapan büyüklerimiz, meclise gönderdiğimiz vekillerimiz tekrar bir bunu gözden geçirmeliler. Burada bir hukuksuzluk var. Burada bir hak arama var. Burada işçi sınıfının alın terinin aslında alın terinin bir karşılığı var. Bunun karşılığında senin kanalın, benim kanalım, senin düşün siyasi partin, benim siyasi partim olmamalı. Burada emek dayanışmasının alın terinin rızkın bir karşılığı olmalı. Kendi için istediğini, çalışma arkadaşı için de isteyen, patronuyla hiçbir şekilde bundan taviz vermeyen, anlaşmaya yanaşmayan ve işten atılma pahasına arkadaşının hakkını müdafaa eden, gerçekten de hepimize örnek, çok abidevi bir ahlaki, erdemli bir duruş sergilemişsiniz. Biz de işçilerin sesi olarak mücadelenizde ilerleyen günlerde sesinize ses katmaya, sesinizi çoğaltmaya ve bu platformda mücadelenize şahitlik etmeye devam edeceğiz.